kent turu ya da belediye turu. Bugünkü durağımız Sivas olacak. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'le birlikteyiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz Haber Global'e. Kentiniz ne durumda? Hangi önlemleri aldınız koronavirüs salgını için? Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun. Sürecin başlamasıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın talimatları ve bizlere gönderdiği genelgeler doğrultusunda valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve şehrin dinamiklerini bir araya getirerek en az hasarla bu süreci Sivas açısından nasıl atlatırız, bunun değerlendirilmesini yaptık. Gerekli tedbirler alarak sürece hazırlandık. Hükümetimizin yaptığımız tüm iş ve işlemler bilim kurulu kararları doğrultusunda genelge haline ve bizlere genelge haline getirilerek bizlere gönderilen genelgelere esas alarak yaptık. Gerek şehrin temizliği, gerek dezenfeksiyonu noktasında çok büyük bir ihtimam gösterdik. Sivas kış memlekettir. Kışın karın çok yağdığı bir memleket. Baharın gelmesiyle birlikte normal olarak başlattığımız bahar temizliğine ilave olarak korona tehlikesiyle birlikte başlangıçta halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları, camiler, okullar, otogar, havaalanı, tren istasyonları, bankalar, bankamatiklerin olduğu alanlardan başlamak kaydıyla hızlı bir şekilde ve etkili bir şekilde dezenfeksiyon işlemlerini başlattık. Yine en az bunun kadar önemli olarak halkın bilinçlendirilmesi noktasında sosyal izolasyonu sağlamak adına bakanlıklarımızdan bize gönderilen talimatlar gereği tüm bilgilendirmeleri muhtarlar aracılığımızla gerek il merkezinde gerekse 16 ilçemizle birlikte emniyet güçlerini, jandarma güçlerini ve diğer sivil toplum örgütlerini de kullanarak halkın bu süreci daha bilinçli bir şekilde götürmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yaptık. 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte valilerin koordinasyonunda kurulan vefa gruplarında özellikle bu yaş üstü olanlar veya genel olarak da ihtiyacı olan tüm kesimlere sosyal belediyecilik ve sosyal devletin gereği olarak her türlü yardımı, su faturasından banka işlemlerine, maaş ödemelerine ve gıda yardımlarına gibi her türlü işlemleri yaptık. Peki. Şu an itibariyle şehrimizde çok büyük bir sıkıntı yok. Şehrimiz İstanbul'la çok yoğun bağlantısı olan bir şehir. Son dönemde İstanbul'dan gelen hemşerilerimizden kaynaklanan sorunlar var ama Allah'a şükürler olsun. Böyle götürebilirsek şehrimiz çok çok iyi. Halkımızın sürece destek vermesi, sürece bağlılığı, kendi ve toplum sağlığı açısından alınan kurallara uyma noktasındaki gösterdiği hassasiyetle bizi bu konuda rahat bir ortamda götürüyor. Ama biz işin ciddiyetini bilerek tüm kamu kurum kuruluşlarını ve sivil toplum örgütlerini de bu sürece dahil ederek son zamanda kapatılan restoranlar, kafeler, kahvehaneler, kıraathanetler, orada gündelikle çalışan işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizi de mağdur etmeyecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Gerek valilik bünyesinde, gerek sosyal dayanışma vakfı bünyesinde, gerek sivil toplumla birlikte belediyemiz koordinasında her türlü yardımı yapıyoruz. Sosyal anlamdaki yardımlarımız devam ediyor. Sağlıkla ilgili yardımlarımız devam ediyor ve bu noktada da belediyemizin işte kira borcu olanlar veya kiracısı olup iş yeri kapatılanların kira almamak gibi veya ötelemek gibi su kesintisi yapmamak ve bu süreçte su faturası okumamak gibi de ekonomik tedbirlerle bütün birlikte şehrimizi iyi bir şekilde süreci tamamlama arzusundayız. Sayın Bilgin, teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.